Çaybaşı köyü Merzifon'a 18 kilometre mesafede bir köy. Taş ocağının kurulduğu köyün karşısındaki tepeler ardıç ağaçlarıyla dolu. Köyün içinden geçen derenin batısında Kız Kayası denilen tarihi bir alan var. Köyde 98 yılından bu yana işletilen taş ocağı şimdilerde vatandaşın başına bela olmuş. Köylüler Merzifon Belediyesi tarafından işletilen birinci taş ocağının kapatılmasını beklerken, ikincisi için çalışmalar başlayınca duruma isyan etmiş. Şimdi eski Merzifon Belediye Başkanı'nın bir şirketle ortak olarak açmaya çalıştığı ikinci taş ocağının açılmaması için de uğraşıyorlar. Köylüler her ne kadar belediye tarafından işletilse de taş ocağının yıllardır ruhsatsız çalıştığını belirtiyor. Şuradaki çıkan toza bakın. Şu cel üzerindeki toza bakın. Yan taraftaki ağaçlar. Şunlara, şu hale bakın. Çektin abi. Burada herhangi bir yarar görebiliyor musunuz? Yani insan yararına bir şey var mı burada? Topraklarında verimin düştüğünü, eskisi gibi ürün alamadıklarını söyleyen köylüler, arılarda bile verimin düştüğünü, bal alamadıklarını, çiçekleri toz kapladığını ve arıların polen toplayamadığını anlatıyor. Saat 3 idi, burada çalışılıyordu. Oradaki tozun, toprağın bu çevremize, tarlamıza ne kadar zarar olduğunu tespit etmememiz için şu anda işi bırakıp köyümüzden ayrılıp belediyeye gittiler. Yani normalde şu anda şu katonun olsun, şu makinelerin olsun, bu günde arıların çalışıyordu yani. Saat 6'ya kadar normalde çalışmalar devam ediyordu. Belediyenin bu olaylardan bilgisi olmadığını söylüyor ama anladılar ki şu anda burada bir çekim yapılacak, bir televizyon kanalı gelinecek. O yüzden bilgi verildi yani. Şimdi buradaki durumum, şikayetim, amirim, ben burayı koyu hizmetlerinde 9 üzerine getirdim, 2,5 gün çalıştırdım. 600 remok taş çıkarttım. Ahmet Aksa'nın motoruyla, hep insan gücüne amele tutarak. Evet. Tallayı meydana getirdin. Talla 5 ambar buğday veriyordu. Bu taş ocağı buraya kurulalı. Talla indi. 1 ambar, 2 ambar zor çıkıyor. Ekin hep çalış evet. Çıkıyor. Gittim dedim siz bunu susuz çalıştırıyorsunuz. Kanunen bu susuz çalıştırmak yasak. Ben tallayı onu bunun motoruna ekiyorum. Ben burada çok zararım oluyor. Gittiler bildiğin yere şikayet edin. Taş ocağından en çok şikayet edenler köyün çocukları. Yollarda oynayamadıklarını, bisiklet süremediklerini söylüyorlar. Hasta oluyoruz, bisiklet süremiyoruz. Meyve yiyemiyoruz evet. Dışarıda. Bu yolda bisiklet sürdüğümüz hep tekerler yapacağız. Evet. Yani hep şikayetçi.